Fatiha Suresi Bismillahirrahmanirrahim Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Bakara Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif lam mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir doğru yol üzerindedirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. Küfre saplananlara gelince onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. İnsanlardan inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık diyenler de vardır. Bunlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. Kalplerinde münafıklıktan kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını arttırmıştır. Söyledikleri yalana karşılıkta onlara elem dolu bir azap vardır. Bunlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler. İyi bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkında değillerdir. Onlara İnsanların inandıkları gibi siz de inanın denildiğinde ise biz de akılsızlar gibi iman mı edelim derler. İyi bilin ki asıl akılsızlar kendileridir. Fakat bilmezler. İman edenlerle karşılaştıkları zaman inandık derler. Fakat şeytanlarıyla, münafık dostlarıyla yalnız kaldıkları zaman şüphesiz biz sizinle beraberiz biz ancak onlarla alay ediyoruz derler. Gerçekte Allah onlarla alay eder. Alaylarından dolayı onları cezalandırır. Azgınlıkları içinde bocalayıp dururlarken onlara mühlet verir. İşte onlar hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Bu yüzden alışverişleri onlara kar getirmemiş ve sonuçta doğru yolu bulamamışlardır. Onların durumu geceliğin ateş yakan kimsenin durumuna benzer. Ateş tam çevresini aydınlattığı sırada Allah ışıklarını yok ediverir de onları göremez bir şekilde karanlıklar içinde bırakıverir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık hakka dönmezler. Yahut onların durumu gökten yoğun karanlıklar içinde gök gürültüsü ve şimşekle sağanak halinde boşanan yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. Ölüm korkusuyla yıldırım seslerinden parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. Şimşek neredeyse gözlerini verecek. Önlerini her aydınlatışında ışığında yürürler karanlık çökünce dikilip kalırlar. Allah dileseydi elbette onların işitme ve görme duyularını giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki Allah'a karşı gelmekten sakınasınız. O yeri sizin için döşek, Göğü de bina yapan gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkarandır. Öyleyse siz de bile bile Allah'a ortaklar koşmayın. Eğer kulumuza Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an hakkında şüphedeyseniz hadi onun benzeri bir sure getirin ve eğer doğru söyleyenlerseniz Allah'tan başka şahitlerinizi çağırın ve bunu ispat edin. Eğer yapamazsanız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. O ateş kafirler için hazırlanmıştır. İman edip salih ameller işleyenlere kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde bu tıpkı daha önce dünyadayken bize verilen rızık diyecekler. Halbuki bu rızık onlara dünyadakine benzer olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah bir sivri sineği ondan daha da ötesi bir varlığı örnek olarak vermekten çekinmez. İman edenler onun rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Küfre saplananlarsa Allah örnek olarak bununla neyi kastetmiştir derler. Allah onunla birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola iletir. Onunla ancak fasıkları saptırır. Onlar Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozan, Allah'ın korunmasını emrettiği bağları, iman, akrabalık, beşeri ve ahlaki bütün ilişkileri koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. İşte onlar, ziyana uğrayanların ta kendileridir. Siz cansız, henüz yokken sizi dirilten, dünyaya getiren Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? sonra sizleri öldürecek, sonra yine diriltecektir. En sonunda ona döndürüleceksiniz. O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyendir. O, her şeyi hakkıyla bilendir. Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar orada bozgunculuk yapacak kan dökecek birini mi yaratacaksın Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz demişler Allah da ben sizin bilmediğinizi bilirim demişti Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti Sonra onları meleklere göstererek eğer doğru söyleyenlerseniz hadi bana bunların isimlerini bildirin dedi Melekler seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin dediler. Allah şöyle dedi: Ey Adem, onlara bunların isimlerini söyle. Adem meleklere onların isimlerini bildirince Allah, size göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim. Yine açığa vurduklarınızı da gizli tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi? dedi. Hani meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik de iblis hariç bütün melekler hemen saygıyla eğilmişler. İblis bundan kaçınmış, büyüklük taslamış ve kafirlerden olmuştu. Dedik ki, ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin. Ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. Derken şeytan ayaklarını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları konumdan çıkardı. Bunun üzerine biz de birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süre barınak ve yararlanma vardır dedik.'' Derken Adem vahyoluyla yoluyla Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Onlarla amel edip Rabbine yalvardı. O da bunun üzerine tövbesini kabul etti. Şüphesiz o tövbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır. İnin oradan cennetten hepiniz tarafımdan size bir yol gösterici peygamber gelir de kim ona uyarsa onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir dedik. İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte bunlar cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız benden korkun. Elinizdeki Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğimize Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin ve bana karşı gelmekten sakının. Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin. Siz kitabı, Tevrat'ı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz? Yaptığınızın çirkinliğini anlamıyor musunuz? Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Onlar Rablerine kavuşacaklarını ve gerçekten ona döneceklerini çok iyi bilirler. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve bir zamanlar sizi cümle aleme üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse bir başkası adına bir şey ödeyemez. Hiç kimseden herhangi bir şefaat kabul olunmaz, fidye alınmaz, onlara yardım da edilmez. Hani sizi azabın en kötüsüne uğratan, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Bunda size Rabbinizden gelen büyük bir imtihan vardı. Hani sizin için denizi yarmış, sizi kurtarmış gözlerinizin önünde Firavun ailesini suda boğmuştuk. Hani biz Musa ile kırk gece için sözleşmiştik. Sizlerse onun ardından kendinize zulmederek bir buzağı tanrı edinmiştiniz. Sonra bunun ardından şükredesiniz diye sizi affetmiştik. Hani doğru yolu tutasınız diye Musa'ya kitabı, Tevrat'ı ve Furkan'ı vermiştik. Musa kavmine dedi ki, Ey kavmim! Sizler buzayı ilah edinmekte kendinize yazık ettiniz. Gelin yaratıcınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün, kendinizi düzeltin. Bu yaratıcınız katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah da onların tövbesini kabul etti. Çünkü O tövbeleri çok kabul edendir, çok merhametlidir. Hani siz ey Musa biz Allah'ı açıktan açığa görmedikçe sana asla inanmayız demiştiniz. Bunun üzerine siz bakıp dururken sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra şükredesiniz diye ölümünüzün ardından sizi tekrar dirilttik. Bulutu üstünüze gölge yaptık. Size kudret helvasıyla bıldırcın indirdik.'' Verdiğimiz rızıkların iyi ve güzel olanlarından yiyin dedik. Onlar verdiğimiz nimetlere nankörlük etmekle bize zulmetmediler. Fakat kendilerine zulmediyorlardı. Hani şu memlekete girin, orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin, kapısından eğilerek tevazuyla girin ve hıtta, Ya Rabbi bizi affettiğin ki biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım.'' İyilik edenlere ise daha da fazlasını vereceğiz demiştik. Derken onların içindeki zalimler sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Biz de haktan ayrılmaları sebebiyle o zalimlere gökten bir azap indirdik. Hani Musa kavmi için su dilemişti. Biz de asanı kayaya vur demiştik. Böylece kayadan 12 pınar fışkırmış. Her boy kendi su alacağı pınarı bilmişti. Allah'ın rızkından yiyin, için. Yalnız yeryüzünde bozgunculuk yaparak fesat çıkarmayın demiştik. Hani ey Musa, biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız. O halde bizim için Rabbine yalvar da, o bize yerden biten sebze, kabak, sarımsak, mercimek, soğan versin demiştiniz. O da size iyi olanı düşük olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyleyse inin şehre, istedikleriniz orada var demişti. Böylece zillet ve yoksulluk onları kapladı. Onlar Allah'ın gazabına uğradılar. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini inkar ediyor, peygamberleri de haksız yere öldürüyor olmalarıydı. Bütün bunların sebebi ise isyan etmek ve aşırı gitmekte oluşlarıydı. Şüphesiz İnananlar, Müslümanlar'la Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiler'den her bir grubun kendi şeriatında Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükafat vardır. Onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da olmayacaklardır diye hükmedilmiştir. Hani Tevrat'la amel edeceğinize dair sizden sağlam bir söz almış dağını da tepenize dikmiş ve sakınasınız diye size verdiğimiz kitabı sıkı tutun onun içindekileri düşünün gafil olmayın demiştik. Bundan sonra yine yüz çevirdiniz. Allah'ın bol nimeti ve merhameti olmasaydı herhalde ziyana uğrayanlardan olurdunuz. Şüphesiz siz içinizden cumartesi yasağını çiğneyenleri bilirsiniz. Biz onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. Biz bunu hem onu görenlere hem de sonra geleceklere bir ibret ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara da bir öğüt kıldık. Hani Musa kavmine Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Onlar da sen bizimle eğleniyor musun demişlerdi. Musa kendini bilmez cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım demişti. Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim diyor ki o ne yaşlı ne körpe ikisi arası bir sığırdır. Hadi emrolunduğunuz işi yapın. Onlar bizim için Rabbine dua et de rengi neymiş açıklasın dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim diyor ki o saf sarı rengi bakanların içini açan bir sığırdır dedi bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın çünkü sığırlar bizce birbirine benzemektedir ama Allah dilerse elbet buluruz dediler Musa şöyle dedi Rabbim diyor ki o çift sürmek ekin sulamak için boyundurağa vurulmamış kusursuz hiç alacası olmayan bir sığırdır. Onlar işte şimdi tam doğrusunu bildirdin dediler. Nihayet o sığırı kestiler. Neredeyse bunu yapmayacaklardı. Hani bir kimseyi öldürmüştünüz de suçu birbirinizin üstüne atmıştınız. Halbuki Allah gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktı. Sığırın bir parçasıyla öldürülene vurun dedik. Denileni yaptılar, ölü dirildi. İşte Allah ölüleri böyle diriltir. Düşünesiniz diye mucizelerini de size böyle gösterir. Sonra bunun ardından kalpleriniz yine katılaştı. Taş gibi hatta daha katı oldu. Çünkü taş vardır ki içinden ırmaklar fışkırır. Taş vardır ki yarılır da içinden sular çıkar.'' taş vardır ki Allah korkusuyla yerinden kopup düşer Allah yaptıklarınızdan hiçbir zaman habersiz değildir şimdi bunların size inanacaklarını mı umuyorsunuz oysa içlerinden bir takımı Allah'ın kelamını dinler iyice anladıktan sonra onu bile bile tahrif ederlerdi onlar iman edenlerle karşılaşınca iman ettik derler birbirleriyle baş başa kaldıklarında da şöyle derler Rabbinizin huzurunda delil olarak kullanıp sizi sustursunlar diye mi Allah'ın Tevrat'ta size bildirdiklerini onlara söylüyorsunuz Bu kadarcık şeye akıl erdiremiyor musunuz Onlar bilmiyorlar mı ki Allah onların gizli tuttuklarını da bilir açığa vurduklarını da Bunların bir de ümmi takımı vardır. Kitabı, Tevrat'ı bilmezler. Onların bütün bildikleri bir sürü kuruntulardır. Onlar sadece zanda bulunurlar. Vay o kimselere ki elleriyle kitabı yazarlar, sonra da onu az bir karşılığa değişmek için bu Allah'ın katındandır derler. Vay ellerinin yazdıklarından ötürü onların haline. Vay kazandıklarından dolayı onların haline. Bir de dediler ki bize ateş sayılı birkaç günden başka asla dokunmayacaktır. Sen onlara de ki siz bunun için Allah'tan söz mü aldınız? Eğer böyleyse Allah verdiği sözden dönmez. Yoksa siz Allah'a karşı bilemeyeceğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Evet. Kötülük işleyip suçu benliğini kaplamış ve böylece şirke düşmüş olan kimseler var ya, işte onlar cehennemliktirler. Evet. Kötülük işleyip suçu benliğini kaplamış ve böylece şirke düşmüş olan kimseler var ya, işte onlar cehennemliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İman edip salih ameller işleyenlerse cennetliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Hani biz İsrailoğullarından Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz. Anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. Herkese güzel sözler söyleyeceksiniz. Namazı kılacaksınız, zekatı vereceksiniz diye söz almıştık. Sonra pek azınız hariç yüz çevirerek sözünüzden döndünüz. Hani birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz. Birbirinizi yurtlarınızdan çıkartmayacaksınız diye sizden kesin söz almıştık. Sonra bunu böylece kabul etmiştiniz. Kendiniz de buna hala şahitlik etmektesiniz. Ama siz birbirinizi öldüren, içinizden bir kesime karşı kötülük ve zulümde yardımlaşarak size haram olduğu halde onları yurtlarından çıkaran, size esir olarak geldiklerinde ise fidye verip kendilerini kurtaran kimselersiniz. Yoksa siz kitabın, Tevrat'ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? artık sizden bunu yapanın cezası dünya hayatında rezil olmaktan başka bir şey değildir. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine uğratılırlar. Çünkü Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar ahireti verip dünya hayatını satın alan kimselerdir. Artık bunlardan azap hiç hafifletilmez. Onlara yardım da edilmez. Andolsun Musa'ya kitabı Tevrat'ı verdik. Ondan sonra ardarda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya mucizeler verdik. Onu Ruhul Kudüs Cebrail ile destekledik. Size herhangi bir peygamber hoşunuza gitmeyen bir şey getirdikçe kibirlenip onların bir kısmını yalanlayıp bir kısmını da öldürmediniz mi? Kalplerimiz muhafazalıdır dediler. Öyle değil. İnkarları sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler. Kendilerine ellerindekini tevradı tasdik eden bir kitap Kur'an gelince onu inkar ettiler. Oysa daha önce bu kitabı getirecek peygamberle inkarcılara Arap müşriklerine karşı yardım istiyorlardı. Tevrat'tan tanıyıp bildikleri bu peygamber kendilerine gelince ise onu inkar ettiler. Allah'ın laneti inkarcıların üzerine olsun. Karşılığında nefislerini sattıkları şeyi kıskançlıkları sebebiyle Allah'ın kullarından dilediğine lütfuyla indirdiği vahyi inkar etmeleri ne kötüdür. Bu yüzden gazap üstüne gazaba uğradılar. İnkar edenlere alçaltıcı bir azap vardır. Onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a iman edin denilince, biz sadece bize indirilene, Tevrat'a inanırız deyip, ondan sonra geleni, Kur'an'ı inkar ederler. Halbuki o ellerinde bulunan Tevrat'ı tasdik eden hak bir kitaptır. De ki, eğer inanan kimseleri idiyseniz, daha önce niçin Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz? Andolsun Musa size açık mucizeler getirmişti de, arkasından sizler nefislerinize zulüm ederek buzayı ilah edinmiştiniz.'' Hani Tur'u tepenize dikerek sizden söz almıştık. Size verdiğimiz kitaba sımsıkı sarılın, ona kulak verin demiştik. Onlar dinledik, karşı geldik demişlerdi. İnkarları yüzünden buzağı sevgisi onların kalplerine sindirilmişti. Onlara de ki, Tevrat'a beslediğinizi iddia ettiğiniz imanınızın size emrettiği şey ne kötüdür. Eğer inanan kimselerseniz. De ki eğer iddia ettiğiniz gibi Allah katındaki ahiret yurdu, cennet, diğer insanlar için değil de yalnız sizinse ve doğru söyleyenlerseniz hadi ölümü temenni edin. Fakat kendi elleriyle önceden yaptıkları işler yüzünden ölümü hiçbir zaman temenni edemezler. Allah o zalimleri hakkıyla bilendir. Andolsun sen onların yaşamaya bütün insanlardan hatta Allah'a ortak koşanlardan bile daha düşkün olduklarını görürsün. Onların her biri bin yıl yaşamak ister. Halbuki uzun yaşamak onları azaptan kurtaracak değildir. Allah onların bütün işlediklerini görür. De ki, her kim Cebrail'e düşmansa, bilsin ki o, Allah'ın izniyle Kur'an'ı, önceki kitapları doğrulayıcı, müminler içinde bir hidayet rehberi ve müjde verici olarak senin kalbine indirmiştir. Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa bilsin ki, Allah da inkar edenlerin düşmanıdır. Andolsun biz sana apaçık ayetler indirdik. Bunları ancak fasıklar inkar eder. Onlar ne zaman bir antlaşma yaptılarsa içlerinden bir takımı o antlaşmayı bozmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmez. Onlara Allah katından ellerinde bulunan kitabı, Tevratı doğruluyıcı bir peygamber gelince kendilerine kitap verilenlerden bir kısmı sanki bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını, Tevrat'ı arkalarına attılar. Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların ve şeytan tıynetli insanların uydurdukları yalanların ardına düştüler. Oysa Süleyman büyü yaparak küfre girmedi.'' Fakat şeytanlar insanlara sihri ve özellikle de Babil'deki Harut ve Marut adlı iki meleğe ilham edilen sihri öğretmek suretiyle küfre girdiler. Halbuki o iki melek biz ancak imtihan için gönderilmiş birer meleğiz. Sihri caiz görüp de sakın küfre girme demedikçe kimseye sihir öğretmiyorlardı. Böylece insanlar onlardan kişiyle karısını birbirinden ayıracakları sihri öğreniyorlardı. Halbuki onlar Allah'ın izni olmadıkça o sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. Onlar böyle yaparak kendilerine zarar veren, fayda getirmeyen şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun onu satın alanın ahirette bir nasibi olmadığını biliyorlardı kendilerini karşılığında sattıkları şey ne kötüdür keşke bilselerdi eğer onlar iman edip Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınmış olsalardı Allah katında kazanacakları sevap kendileri için daha hayırlı olacaktı keşke bilselerdi ey iman edenler raina bizi gözet demeyin Unzurna bize bak deyin ve dinleyin. Kafirler için acıklı bir azap vardır. Ne kitap ehlinden inkar edenler ve ne de Allah'a ortak koşanlar Rabbinizden size bir iyilik gelmesini isterler. Oysa Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Biz herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturur ya da ertelersek yerine daha hayırlısını veya mislini getiririz. Allah'ın gücünün her şeye hakkıyla yettiğini bilmez misin? Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır? Sizin için Allah'tan başka ne bir dost, ne bir yardımcı vardır? Yoksa daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi siz de peygamberinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Her kim imanı küfre değişirse o artık doğru yoldan sapmış olur. Kitap ehlinden birçoğu hak kendilerine belirdikten sonra dahi içlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler. Siz şimdilik Allah onlar hakkındaki emrini getirinceye kadar affedin, hoş görün. Şüphesiz Allah gücü her şeye hakkıyla yetendir. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız Allah'ın katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. Bir de Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete girmeyecek dediler. Bu onların kuruntuları. De ki: Eğer doğru söyleyenlerseniz iddianızı ispat edecek delilinizi getirin. Hayır. Öyle değil. Kim ihsan derecesine yükselerek özünü Allah'a teslim ederse onun mükafatı Rabbinin katındadır. Artık onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Yahudiler Hristiyanlar bir temel üzerinde değiller dediler. Hristiyanlar da Yahudiler bir temel üstünde değiller dediler. Oysa hepsi kitabı okuyorlar. Kitabı bilmeyenler de tıpkı bunların söyledikleri gibi demişti. Artık onların aralarında uyuşamadıkları davada hükmü Allah verecektir. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışandan kim daha zalimdir. Böyleleri oralara eğer girerlerse ancak korka korka girebilmelidirler. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır. Doğu da, batı da, tüm yeryüzü Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü işte oradadır. Şüphesiz Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Allah çocuk edindi dediler. O bundan uzaktır. Hayır, göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ındır. Hepsi O'na boyun eğmiştir. O gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi, ona sadece ol der. O da hemen olu verir. Bilmeyenler Allah bizimle konuşsa ya da bize bir mucize gelse ya derler. Bunlardan öncekiler de tıpkı böyle bunların dedikleri gibi demişti. Onların kalpleri, anlayışları birbirine benziyor. Biz ayetleri kesin olarak inanacak bir toplum için açıkladık. Şüphesiz biz seni hakla müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennemlik olanlardan sorumlu tutulacak değilsin. Sen dinlerine uymadıkça ne Yahudiler ve ne de Hristiyanlar asla senden razı olmazlar. De ki Allah'ın yolu asıl doğru yoldur. Sana gelen ilimden sonra eğer onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan bilmiş ol ki Allah'tan sana ne bir dost ne bir yardımcı vardır. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu gereği gibi okurlar. İşte bunlar ona inanırlar. Onu inkar edenlere gelince işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Ey İsrailoğulları Size verdiğim nimetimi ve bir zamanlar sizi cümle aleme üstün tuttuğumu hatırlayın. Kimsenin kimse namına bir şey ödemeyeceği, hiç kimseden fidye alınmayacağı, kimseye şefaatin, aracılığın yarar sağlamayacağı ve hiç kimsenin hiçbir taraftan yardım göremeyeceği günden sakının. Bir zamanlar Rabbi İbrahim'i bir takım emirlerle sınamış. İbrahim onların hepsini yerine getirmiş de Rabbi şöyle buyurmuştu: Ben seni insanlara önder yapacağım. İbrahim de soyumdan da önderler yap ya Rabbi demişti. Bunun üzerine Rabbi benim ahdim verdiğim söz zalimleri kapsamaz demişti. Hani biz Kabe'yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de makamı İbrahim'den kendinize bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e şöyle emretmiştik: Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimi, Kabe'yi tertemiz tutun. Hani İbrahim Rabbim bu şehri güvenli bir şehir kıl. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır demişti. Allah da inkar edeni bile az bir süre bu geçici kısa hayatta rızıklandırır sonra onu cehennem azabına girmek zorunda bırakırım. Ne kötü varılacak yerdir orası demişti. Hani İbrahim İsmail ile birlikte evin Kabe'nin temellerini yükseltiyor. Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin diyorlardı. Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin çok merhametli olansın. Rabbimiz içlerinden onlara bir peygamber gönder. Onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Kendini bilmeyenden başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun biz İbrahim'i bu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir. Rabbi ona teslim ol dediğinde, alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim bunu kendi oğullarına da vasiyet etti. Yakup da öyle. Oğullarım, Allah sizin için bu dini, İslam'ı seçti. Siz de ancak Müslümanlar olarak ölün dedi. Yoksa siz Yakub'un ölüm döşeğindeyken çocuklarına benden sonra kime ibadet edeceksiniz dediği, onların da senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek bir ilaha ibadet edeceğiz. Bizler ona boyun eğmiş Müslümanlarız dedikleri zaman orada hazır mı bulunuyordunuz? Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz. Yahudiler Yahudi olun ve Hristiyanlar da Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. De ki hayır. Hakka yönelen İbrahim'in dinine uyarız. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Deyin ki biz Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakup oğullarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen Tevrat ve İncil'le bütün diğer peygamberlere Rablerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz. Eğer onlar böyle sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse gerçekten doğru yolu bulmuş olurlar. Yüz çevirirlerse onlar elbette derin bir ayrılığa düşmüş olurlar. Allah onlara karşı seni koruyacaktır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Biz Allah'ın boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kimdir Biz ona ibadet edenleriz din Onlara de ki Allah hakkında mı bizimle tartışıp duruyorsunuz Halbuki o bizim de Rabbimiz sizin de Rabbinizdir Bizim işlediklerimiz bize sizin işledikleriniz size aittir Biz ona gönülden bağlanmış kimseleriz Yoksa siz İbrahim'de, İsmail'de, İshak'ta, Yakup'la Yakup oğulları da Yahudi ya da Hristiyandılar mı diyorsunuz? De ki, sizler mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine ulaşan bir gerçeği gizleyen kimseden daha zalim kimdir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz.